Nasıl oluyor da, hoş, daha canlılığı cevaplayamadık. Canlılığı cevaplayamayınca ölümü cevaplamak da, cevaplamaya çalışmak ya da tanımlamaya çalışmak da başka bir problem doğuruyor. Bunu fark ediyorum ama yani bizim zihnimiz işte öleceğini bilme halinden kaynaklı en büyük korkusunu böyle geliştiren ya da buna dayalı nedenlerle geliştiren bir canlı türüyüz hep beraber. Öleceğimizi de biliyoruz ve tek hayatımızın tümüne de yön veriyor aynı zamanda. Yani doğduğumuz andan itibaren ölecek olduğunu bilme hali ya da ölümün dünyada var olduğunu bilme aslında hali. Aslında doğduğumuz andan itibaren değil, bayağı sonra idrak ediyoruz bunu. Ha, ne zaman yani sonra? Yani 4-5 mesela yaşlarından itibaren, yani etrafımızda bir ölüm olduğunda bile çok erken yaşta onu anlayamıyoruz mesela. Ama çocuk kafayla. Yine de bedenimiz, bunu sen anlatmıştın, yani bedenimiz biliyor aslında. Bilincimiz bilmiyor olabilir ama bedenimiz refleks verirken ya da bir şey yaparken... O bütün hayvanlarda var. O acıdan kaçınma. Ama ölüm bilinci... ön beyin gelişimiyle ilgili gibi gözüküyor. Ön beyin de onlu yaşlara doğru gelişmeye başladığı için ha ben de öleceğim fikrinin gerçekten işlemeye başladığı dönem işte belki 7-8 yaşından itibaren ya da 6-7 yaşından itibaren diye düşünülebilir. Ondan önce bir nosyon olarak ölüm var. Yani duyuyorsun, biri ölüyor görüyorsun ya da haberdar oluyorsun. Kuşun ölüyor falan yani. Ama ben öleceğim, ben ölümlü bir canlıyım. O üst düzey bir algı ve bu daha sonra gelişen bir şey. İnsan anksiyetelerinin en önemli kaynağının, yani en önemli kaynağı. Evet, hayatımıza tüm sosyal örüntülerimize de çok belirgince yön veriyormuş aynen gibi görünüyor. O yüzden acık tetiklemek gerektiğini düşünüyorum. Sıklıkla soru bu program hali... bitmez. Ben sana söyleyeyim. Benim sunumlarımda en çok anlattığım şeylerden bir tanesi. Ya sen konuya tuhaf... Ya benim gerçekten tuhaf buldum. Pozitif anlamda kullanıyorum bunu. Tuhaf bir derinlikle de bakıyorsun mevzuya. Yani bilimsel anlamda da olmanın da dışında. O yüzden senden birazcık dinlemek istiyorum. Vallahi, nasıl öleceğiz biz? Şöyle, bizim yaşam okulunda... yaşam okulu adı üstünde. Yaşamla ilgili bir okul. İlk konu ölümdür. Yani çünkü ölüm olmadan yaşamın anlamını kavrayabilmenin bir yolunu biz bilmiyoruz oradaki ekip olarak. Başta mesela Güneş'in önce ondan bahseder, bizim yaşam okulunda kurucu kafası odur. Hatta bu akşam buraya gelecek de ne oldu bilmiyorum. Belki gelir pat diye. Çünkü geliyormuş orta yerde, ne enteresan olur. Şimdi öncelikle şunu düşünelim. Ölmesek ne yaparsan yap ölmüyorsun. O zaman insan kendisini bir tahayyül ederse insan olarak yaptığımız hiçbir şeyi yapamaz hale geliriz. Mesela şu programı çekmeyiz. Ölümsüz olsak okumayız, araştırmayız, keşfetmeyiz. Hayatta kalmakla bile uğraşmayız çünkü hayatta kalma çabası ölüme karşı dirençle oluşan bir şey. Ölmeyelim diye. Ölmeyeceksek onu bile yapmayız. Yemeyiz, içmeyiz, hareketsiz kalırız yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biyolojik olarak iyi özellikler, hani uyumlu özellikler seçiliyor, öbürleri eleniyor ya. İlk akla gelen soru, ölüm niye elenmiyor o zaman? Ya, ölüm neden var? Biyolojik alemde bunun bir şey için korunuyor olması lazım. Ölmeyen canlılar var bu arada. Mesela bazı deniz anası türleri bilmem ne ölmüyorlar. Zaten bakteriler ölmüyor sürekli. Yani üzerine basarsan ölüyor da devamlı bölündükleri için onlar hep her bölünmede yeni bir işte genç bir hücre olarak hayata devam ediyorlar. Bazı deniz anaları hareketli formdayken yaşlanıyorlar. Deniz altına tutunup kendi sinir sistemlerini yiyip sonra tekrar genç olarak yollarına devam ediyorlar. Bir daha sinir sistemi yapıp. Öyle bir özelliği var. İşte o deniz, ne o? Deniz fıskiyeleri denen hayvanlar. Hatta onu akademisyenlere örnek verirler. Sabit duruma gelince beynini yediği için. Bizimkiler de belli bir makamdan sonra böyle hiçbir şey yapmadan durabildikleri için. Güzelmiş. Böyle bir hikaye anlatılır onunla ilgili. Yani ölüm şart değil canlılar aleminde ama ileri organizmalar hepsi ölüyorlar. İnsandaki fark bunu bilinçli olarak fark etmesi. Dolayısıyla bir kere ölüm fark edildikten sonra halledilmesi gereken bir mesele. Bunu da bak ben o kadar anlattım, o kadar üzerinde düşündüm. Osman Bulut, buradan selam edeyim. Dini içerikli bir kanal yapıyor. Daha ziyade dini konular ve bilim felsefesinin konuşulduğu bir kanalı var. Bana da gelmişti, beraber çekimler falan yapmıştık bizim evde. Onun çok güzel bir misali var. Ona mı ait başka birinden mi alıntı bilmiyorum ama... İnsan olmak diyor bir spor arabaya sahip olmak gibi, böyle son derece süper lüks bir spor araba. Yollar boş, dünya senin, istediğin yere gidebilirsin. Köprüler bedava o derece, hiçbir şeye, yani benzine de para ödemiyorsun. Sonuna kadar özgürsün. Arabada da düşünüp düşünemeyeceğin her şey var. Yani akıllı sistem, ne istiyorsan. Klima. Her şey var, klima da var. Klima var değil mi? 70'lerde doğanlar hep böyle. Şimdi klimasız araba yok ki hacı. Fakat yanında birisi oturuyor ve kim olduğunu... Fakirim, bilmiyorum. Fakirim. Ben ondan kaynaklıyorum, ben söyleyeyim. Ah, soğanın cücüğünün yiyenlerden. Yanında birisi oturuyor. Arabadasın, direksiyondasın sen. Yanında biri var, kim olduğunu bilmiyorsun. Tanımıyorsun. İyi birine benziyor ama elinde bir silah var.
Ağzına mermiyi sürmüş, senin alnına dayamış. Diyor ki sen keyfine bak sür, ben birazdan çekeceğim. Yani kafama göre. Şimdi böyle bir arabayı sürmekten zevk alabilir misin? Bu arabayı sürebilir misin? İnsanın durumu aynen böyle. Ölüm her an, mesela bir dakika içerisinde bizi alıp götürebilir. Hakikaten alnımıza bir tabanca dayalı. Her şey olabilir. Yani ben bunu anlatırken bile hep korkuyorum. Çünkü anlatırken gidersem efsane olacağım. Yani tam ölümü anlatıyordu, küp diye gitti falan. Bu her an olabilecek bir şey. Yani bu ihtimal her zaman var. Bir saat sonrasında kimsenin garantisi yok, bir dakika sonrasında. Bunu biliyoruz. İşin garibi bu. Yani bunun bir verili ihtimal olarak konuşulması ayrı. Bunu biliyor olmak başka bir zihin hali. Peki o zaman nasıl yaşayabiliyoruz? Şimdi gerçek araba örneğini düşündüğümüzde o arabayla seyahat edebilmenin ya da o araba için oturabilmenin iki temel yolu var gibi gözüküyor bana. Biri, öyle sağlam bir uyuşturucu alacaksın ki yanındakini unutacaksın. Ya öyle bir uyuşturucu ama. Öyle. Kafa 1500 olacak. İşte LSD'yim artık ne bulursan hani en ağırı neyse. Şimdi bu hayatta bunun karşılığı ne? Günlük hayatımızdaki her şey. Sosyal medyasından eğlencesine. İşte alkol uyuşturucu onlar major şey yani çok uç versiyonlar. Her günkü hayatımızda yaptığımız, bizi meşgul eden her türlü faaliyet bir uyuşturucu gibi. Ve bu uyuşturucu o ölümü görmeni engellediği için o silahı bir şekilde orada varlığını devam ettirebilirsin, gaza basabilirsin. Arabada da cruise control olduğunu düşün, yoldan çıkmıyor, uyuşturucu aldın ama bir şekilde rayda duruyor. O arabayı götürürsün. İkinci yolu ise şu gibi gözüküyor. Öyle bir yüce amaçla direksiyondasın ki, öyle bir hedefe varmak için gidiyorsun ki ve biliyorsun o arabayı senden sonra birisi alıp devam ettirecek. Bir metre gitsen bile kar biliyorsun. Ne kadar gidersen git o yolculuğun şerefli, kutlu, büyük bir amaca matup olduğunu falan bilerek gidiyorsun. Böyle bir gazla. Dolayısıyla o silah sıkılmadığı her anı kar bilerek yaşayabilirsin. Bu da benim görebildiğim amaçlı insanların, daha önceki bölümlere gönderme yaparsak dava insanlarının yaşadığı hayat. Anlamını yakalamış hayatlar. Düzgün. Aynen. Kavramı. Hayatta gibi bir hikayen varsa yani bir anlamın varsa öyle gidiyorsun. Yoksa bunlar yoksa nihilizm tek çıkar yol gibi gözüküyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Her an ölebileceksek niye bir şey yapalım bilmem ne falan gibi. Dolayısıyla insan zihninin anlam ihtiyacı bile ölümden geliyor gibi gözüküyor. Evet. Yani ölüm varsa bir şekilde buna bir anlam vermen gerekiyor. Bu illa dini inanç, bildiğimiz anlamda dini inanç anlamına gelmiyor. Ama zaten din dediğimiz şeyin etimolojisine bakarsak, din teriminin zaten yaşama tarzı, yaşama hikayesinin kapsamı demek din. Dolayısıyla aslında herkesin yaşıyorsa eğer, yaşamı devam ettiriyorsa bir dini var. Bir inancı, bir anlam çerçevesi var, ona göre yaşıyor. Şimdi ölüm temel düzeyde bizim ön beyni olan, ön beyni bu kadar gelişmiş bir canlı olduğumuz için sahip olduğumuz bir bilinç biçimi. Koyunda yok. Mesela nereden biliyorsun? Kurban Bayramı'nda hepsini kesiyor, o bekliyor sırasını falan. Çünkü bir süre sonra kendisinin kesileceğini fark edemiyor. Koyun da yaşıyor. Mesela ölüm bilinci yani olmaması yaşamaya engel bir şey değil. Ölüm bilinci amaçlı bir yaşamı gerekli kılıyor. Bunu vurgulamaya çalışıyorum. Mesela koyun gibi yiyip içip biyolojik ihtiyaçlarını giderip devam edebiliyorsun. Mesela koyun bütün ihtiyacı bitince ne yapıyor? Yedi içti, gevişini de getirdi. Mesela uyuyor ya da duruyor. Mesela ekstra bir faaliyet üretmiyor. Çünkü ölüm bilinci yok. O hep öyle gidecek zannediyor. Ama anlık insan, stresleri, korkuları var. Birisi kovalıyorsa kaçıyor. Aynen, bir pat diyorsa bir şey oluyor falan. Bir reaksiyon veriyor yani. Ama insan niye karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı diyorum ben sıklıkla? Karnı doyunca sırtı pek. Ya abi öleceğiz. Mesela yemek yerken bu lezzet bitecek. Bir şey içerken bu lezzet bitecek. Eğlenirken bu eğlence bitecek. Onun hepsinin biteceğini biliyor. Ölümlü bir zihin de zevk bile acıya sebep oluyor. Yani düşünsene mesela işte maşukunla böyle en güzel anını yaşarken çoğu insan kederleniyor. Lan bu bitecek. Ya bu ölecek işte, ölecek ya ölürse mesela. Hep içimizde böyle bir korku var. Ya giderse. Beni takip. Bu gerilim aşkların meşklerin kaynağı. Ömür boyu sürmüş aşklar falan filan güzel gözüküyor ama okuduğumuz bütün hikayeler yarım kalmış aşklarla gibi. Ölümü dinliyoruz. O aşkın ölümünü dinliyoruz. Bir şeyin kesilmesini dinliyoruz. Yani bir şeyin sonunun olması onu bizim için çok manidar yapıyor. Bir şey gibi bu. Lanet gibi gözükse de insanı insan yapan, o spor arabayı spor araba yapan şey aslında o silah. O olayı nasıl diyeyim yaşamaya değer kılan şey o ölüm fikri gibi gözüküyor bana.
En azından böyle görmeyi seviyorum. Benim de hikayem bu galiba. Yani bu şekilde anlam vermezsen olay garip. Ha bu arada biyolojide niye ölüm var onu söylemeyi unuttum. Oradan girmiştim. Ama dediğim gibi bu program bitmez dediğim oydu. Çok şey çağrıştırıyor. Biyolojik organizmaların da ölümsüz olduğunu düşün. Seçildiler ve hepsi ölümsüzler. Bugünkü kadar organizma olsun yeryüzünde. Bir organizma sürekli olarak hayatta kalırsa kendi içerisinde özelliklerini genetik yapısı gereği çok fazla değiştiremeyeceği için ortam şartlarının değişikliklerine adapte olması çok kısıtlı kalacak. Ve marjinal bir değişiklik olduğunda o canlılar ortadan kalkacak ve sonuçta canlılık fikri ortadan kalkacak. Ama her canlı farklı çıktığında, ölüp de yerine yenisini yapmak zorunda kaldığında her yeni organizma yeni bir varyasyonuna geldiği için değişikliklere karşı hayatta kalma şansını artacak. Dolayısıyla canlılık için ölüm en güzel icatlardan biri. Çünkü miadını doldurmuş gitsin, yerine yeni versiyon gelsin. Ne olacağı belli olmuyor. Olabildiği kadar çeşit üret, her türlü değişiklikte hayatta kalacak bir şey bu. Yani bugün dünyada bütün memeli ya kara hayvanların yaşamını sonlandıran bir felaket de olsa, atıyorum tardigratlar gibi, o işte asit bakterileri gibi canlılar bir şekilde dünyada hayatın devam etmesini sağlar. Onlardan sonra kim bilir neler üler. Tek hücreli canlılar hikayesi ölmüyor mu gerçekten? Yani hani bizim bildiğimiz anda bireysel ölüm yok. Ama mesela dediğim gibi karıştırıcıya koy, asite sok falan ölüyor. Öyle yani. Kayboluyor ama yani. Tabii. Ama yaşlandım da ölüyorum falan ya, onlar yaşlanınca ikiye bölünüyorlar bakterileri. O zaman yaptırdım. Şeyle mi alakalı? Yani bizim bildiğimiz anlamdaki ölüm eşeğini üreme ya da sinir hücresi oluşması bilmem ne gibi bir şeyle mi alakalı? Tabii mesela komplike beden yapısı olan canlılar ölmek zorunda. Mesela şimdi bitkilerde şöyle bir şey var. Mesela bitki bedensel olarak tek bir yapı değil. Bizim yani hayvanlarla bitkiler arasındaki en önemli fark şu. Bitkilerin vücudu modüler, koparılıp götürüldüğünde ürüyorlar ondan. Bizim kolumuzu kopardığında öyle olmuyor. Biz başka bir yönde, onlar başka bir yönde evrimleşmiş canlılık, nasıl diyelim, mantıkları. Dolayısıyla onun bedensel ölümü diye bir şeyden bahsedemiyorsun ama bir parçasını bir yere dikiyorsun, o tam çimlenemiyor, ölüyor mesela, okey. Ama o canlının bir başka parçası o canlıyı devam ettirmeye devam ediyor. Düşük cümle oldu ama idare. Tamam. Hadi. Ama ben bir beden olarak bu bedenden üreme işlevi dışında başka bir şey üretemiyorum. Dolayısıyla benim bedenen ölmem gerekiyor. Fakat benim üreme fonksiyonum sonucunda ürettiğim diğer varyasyonlarım, yavrularım yani gelecek nesillerim benim canlılığımı devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bitkilerle hayvan bedenler arasında, bitki bedenleri hayvan bedenler arasında temel fark bu. Ama sonuçta herkes bir şekilde ölüyor. Fakat önemli olan fikir devam ediyor. Canlılık dediğimiz şey devam ediyor. Ben açıkçası başta kendimde bunu fark ettim. Tekil insan yaşamlarının aşırı önemsendiği kanaatindeyim. Özellikle şimdi onunla alakalı bir iç kaşıncı soru soracaktım zaten şeyde. Çünkü ölümle alakalı şöyle bir şey oluyor. Yani bir bireyin üzerine çok yüksek oranda bir bilgi birikebiliyor. Yaşadığımız dünya buna müsait. Ve hani bilginin de ötesinde anlam da birikebiliyor. Yani bir şeyi anlamış olma olgunluğu seviyesi de birikebiliyor. Ve bu ne yazık ki hala kısıtlı bir iletişim formasyonunda bize kalıyor. Tabii. İşte bakınız daha evvelden konuştuk zihnimiz vesaire iletişimle alakalı konulardan bir tanesi. Yani aslında adamda 1000 birimlik bir veri birikiyor dünyayı anlama gelişme açısından. Biz onun 10 ya da 20 birimiyle anlayabiliyoruz yazdığı kitaplardan ya da söylediği sözlerden. Geri kalanı ölüyor ve gidiyor. Aynen. Adamın kişisel anlamdaki yaşadıkları. Biz bu bunu niye bir bilgisayara yüklemeyelim sürekli yani, hayır, şey olmasın? Yani evrim konusuyla bakıyorum. Evrim bunu yani evrim ya oradaki bilgiyi hiç ciddiye almıyor. Onun evrim açısından hiçbir önemi yok. Yani bireysel olarak oradaki birikmiş bilginin. Ya da evrim bir konuyu ya da bize ziyan ediyor. Şöyle söyleyeyim. Bence ziyan ediyor. Böyle bir insanın ölümüyle, bir insanın ölümüyle heder olacak bilgi biyolojik olarak çok önemli bir bilgi değildir. Bunun altını çizmek isterim. Ben o yüzden hayatımda uğraştığım şeyleri genellikle ölümümle atlatabileceğim konular olmasına dikkat ediyorum. Yani öldükten sonra da önemli olabilecek konularla uğraşmaya dikkat ediyorum. Mesela sanat böyle bir şeydir. Sanat böyledir. Senin ömrünle sınırlı değildir. Sen öldüğünde eserin kalır. Eserinin yankısı kalır. Mesela şimdi İlber Ortaylı'yı düşün. Allah uzun ömür versin. O adamın kafasında kim bilir neler var. Yani ağzından çıkandan belli oluyor. İçeride büyük bir müktesebat var. Ama o da bir ölümlü. Neticede Emre Akbaki olacak ve gidecek.
İsterse 1000 tane kitap yazsın. Mesela Isaac Asimov 400 küsür tane kitap yazmış bir adam. Dünyanın en verimli yazarlarından biri. Muhtemelen zihninin 1000'de biri düşmedi o sayfalara. Evet, nasıl bir hayal gücü var? O da güzel. İki İlber Hoca'nın kitap yazmayı sevmediğini biliyorum. Zorla yazdırıyorlar adama. Yani bir şekilde editoryal çalışmalar falan filanla kitap yazıyor. Kim bilir içeride daha neler var ama ölecek ve o bilgi kayboluyor gibi gözüküyor. Peki o bilgi gerçekten İlber Ortaylı'nın o muhteşem bilgisi kalabilseydi bize bir faydası mı olur muydu? Olmazdı. Neden? İlber Ortaylı'nın biriktirdiği bilgi ona kadar gelen ve onun ömür süreci içerisinde biriktirilebilen, birleştirilebilen bilgi versiyonlarından ibaret. Ondan sonra yeni bir dünya devam ediyor olacak. Dünya sürekli yenilenerek devam ediyor olacak. Mesela Cemil Meriç'in bir sözü vardır. Birçok insan sadece hafızası iyi olduğu için orijinal düşünür olamaz der. Çünkü neyi nereden okuduğunu hatırlar. Onları birleştirip karıştırıp da böyle sahte düşünceler ya da yeni meyveler üretemez zihninde. Hep böyle dağınık anekdotlar şeklinde kalır. Gerçekten pardon azıcık aydım galiba konuya. Bir miktarda şeyin etkisi senin var. Senin gözünde zaten bir şey oluyor. Ben oradan daha söylemeden şöyle bak şöyle bir şey oluyor. Böyle bir kısa şey, selektör yapar. Yok o değil. Böyle bir kısılıyor hafif gözü. Aa falan böyle bir heyecan geliyor. Gerçekten bir aydınlanma hafif bir ışık geldi. Ben o zaman doğru bir şey söyledim anlıyorum mesela. Şeyde çünkü yani evet biriktirilmiş bir bilgi geçmişten gelen bilgileri bir yumakla geliyor ama yeni bir bilginin daha üretilmesi ve eklenmesi de lazım. Geçmişten gelenin tümünü devamlı taşıyor olsak yeni bilgi üretmeye ya da yeni gelişebilecek yepyeni sıfırdan bir şey eklenmesine fırsat tanımayız biz. Bir şey ziyan olacak oraya yeni bir şey de eklenecek bugüne ait, şimdiye ait. İlber Ortaylı'nın, İlber Ortaylı tabi burada şey olarak veriyorum, çok ikonik örnek oldu, olarak. Evet. Bütün bence zihinsel haritasını bir süper bilgisayara aktardık. İlber Ortaylı'nın bildiği her şey orada. Ve bu bilgisayar bize ne sorsak İlber Ortaylı'nın cevap vereceği şekilde, hatta zaman içerisinde öğrenerek de ondan daha iyi cevap veriyor. Ne olurdu bir düşün. 1000 sene sonra bu bilgisayar Hazreti İlber Ortaylı bilgisayarı ve biz ona tapmaya başlardık. Onun bilgilerini dokunulmaz addederdik, bir şey yapardık. Yıllarca bilgi... Aristo öyle oldu ya. Evet. Yani mesela işte Mevlana'nın söylediği o yüzden neden evrensel? Dün geçti cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Hakikaten söylenecek her şey söylenmiştir, bakılacak her şey bakılmıştır. Şimdi gelince ezbere bildiğim bir şey söyleyebiliyorsun. Yani. Yemin ederim hem çok gıcık oluyor hem de çok imreniyorum konuya. Ama buna DJ beyni diyorlar işte. Böyle. Ya gerçekten anekdot takdir ediyorum ben. Gerçekten. Çalışacağım bu konu üzerine bu arada. Abi çok anlatınca oluyor otomatik. Yani illa, ya ben de çok konuşuyorum. Yani. Ama yok daha benim kadar çenen düşük değil senin daha olsun o. O çünkü bu anlatırken lan buraya uygun bir anekdot olsaydı iyi giderdi bezi diye bir şey var içeride. O devamlı çalışınca öyle bankadan. Ya gerçekten çıkıyor. Kıskançlık çıkıyor içimde lan niye de güzel ne fena güzel. Çok da yerine oturdu falan. İşte benim de böyle kıskandığım adamlar var inşallah biz de ileride onlar gibi oluruz. Ne diyordum bu arada? Konu bana dönünce birden... İlber Ortaylı bilgisayar ona tapardık. Kutsallaştırırız. Hı. Kutsallaştırmak yani bizim kutsallaştırma dediğim şey bilginin donması ve adaptif işlevini kaybetmesi. Ne demek bu? Bilgi ortam değişikliğine adapte olmanı sağladığı derecede kıymetli. Fakat bugün mesela neden arkaik bilgilerle bugün amel etmeye kalktığında sorun yaşıyorsun? Yani bunu bütün dinlerde mesela biz görürüz. Bugün hala mesela İslam'da bazı ekoller var. Bugün ne olursa olsun işte 1000 sene önce adam bir kitap yazmış oradan açıklamaya çalışıyor. O gün içindi, o gün için iyiydi, o gün için iyi işti. Ama bugün yeniden üretilmesi gereken bir takım dinamikler, düşünceler, ihtiyaçlar, bir şeyler var. Dolayısıyla ana kuralları tekrar işletip bugün için yeni fikir üretecek bir zihin bugünkü zihinlerden çıkacak. O yüzden gençlere yol verelim, önünü açalım bilmem ne niye diyoruz. Yani ben açıkçası mesela hani Allah ömür verir de 80'ime 90'ıma kadar yaşarsam böyle eki konuşulmaz. Yani bir yerde susacaksın artık o evinde oturup hani ne bileyim usturuplu bir şekilde torunlarla falan oynayacaksın. Öyle bir mod olması lazım. Yani devamlı olarak bir insan bir şey biliyor diye her devirde o bilginin konuşulması çok makul ve mantıklı değil. Her dönemin ihtiyacı farklı, adaptif bilginin de değeri farklı. Eski bilgi çok iyi olabilir. Gazali'yi kaldır bugün getir. Ya da Isaac Newton'u kaldır bugün getir. Birilerini getir, bugün burada şaşalarlar. Yoldan karşı karşıya geçemezler, anlatabiliyor muyum? Yani bu trafik, arabalar delirirler yani. Dolayısıyla bugünün derdi başka, o günün derdi başka. Ölümlü bir dünyanın uyum sağlamaya katkı yapan tarafı bu. Mesela Thomas Kuhn'un bilimsel devrimlerin yapısında söylediği yüreklere su serpen bir şey var. Şimdi birçok insan yeni bir şey böyle özellikle çağa hakim olan yeni bir düşünce
diyelim işte bir şey öğrendin, çok gaza geldin, bunu herkese anlatayım diyorsun. Ulan bir bakıyorsun 35 üstü kimse seni dinlemiyor, tamam mı? Ne kadar makul deliller sunarsan sun, yok Allah öyle değildir de değildir. Hayatta ikna edemezsin. Thomas Kuhn diyor ki hiçbir bilimsel paradigma değişikliği insanlar ikna edildiği için yaygınlaşmaz. Bir nesil ölür, yeni nesil gelir ve artık o kural kabul edilir diyor. Yani sistem böyle değişir. Ölüm bu yüzden çok güzel bir şey. O olmasaydı fikrimizi değiştiremezdik, gelişemezdik ve büyüyemezdik. Ve biz eğer... Evrim yani ölümle bir tür yenilenme dengesi de getirmiş oluyor. Tabii ki. Yarı yarıya aynen. Geçmişin bilgisini getiriyor. Anlatabildiğin kadar sana anlattırtıyor. Geri kalanda ne kadar büyük bilgiler toplamış olsan da bunu umursamıyor. Çünkü yeni gelecek, yeni üretilecek, sıfırdan doğacak bir bilgiyle bunu aşılamak istiyor. Hücrelerimizde yüzlerce, binlerce protein var. Bunların çoğu reaksiyon hızlandırıcı enzimler olarak iş yapar. Yani normalde çok yavaş olacak şeyler hızlandırırlar. O enzimlerin turnover'ı diye bir süreçleri vardır. Her enzim muhakkak yapıldıktan belli bir süre sonra parçalanıp yerine yenisi yapılır. Yani ana plandan şeyi dizisi okunur, bir daha üretilir ki niye? Yaptıkça eskiyor, yaptıkça yapısı tecrübe kazanıyor ama bir şey pahasına yıpranıyor. Ve hücrenin değişen kimyasal koşulları bilmem nesine göre senin o enzim sistemin devamlı diri tutman gerekiyor. Mesela mutasyonlar da bu yüzden, gen karıştırmaları da bu yüzden. Devamlı yeni versiyonlar yapacağız ki bir şekilde olsun. O yüzden ya böyle bakınca ölüm büyük nimet. Demin şey demiştim, insan ölüm bilinci okey var ama aynı zamanda hayatta kalma becerisi de, yani her tarafı kendisine uydurup hayatta kalabilme yeteneği de çok yüksek bir canlı. Böyle olunca hele bir de bu bireyselleşme çağını falan ekle üstüne, bu yeni gelişen teknoloji ekle. Şu anda bizim hayatımız her şeyden önemli. Mesela tıbba bak, uzun yaşatmaya çalışıyor. Kemal Sayar'ın çok güzel bir sözü var, gene bir alıntı yapacağım. Hekimler, bugünkü modern tıp diyor, ömüre yıllar eklemeyi becerdi ama o yıllara hayat eklemeyi beceremedik. Ha, güzel yani ya, makineye bağlı adamı yaşatıyorsun. 10 sene hastanede fıs 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 yaşıyor. Yaşıyor mu bu adam peki? Hayat nerede? Ömrün mesela sayısal olarak uzatmak tek konu haline gelmiş. Halbuki bu bizim için önemli bir şey değil. Olmamalıydı. Esas olan işte o araba örneğindeki gibi. Bir metre de gitsen adam gibi git. Ya öyle bir git ki ulan gitti herif desinler. Anlatabiliyor muyum? Kahramanca yani. Şimdi bu şey kalktı. Yaşayayım ben, ölmeyeyim. Ölümü kabullenmiş insan modeli gittikçe azalıyor. Ama gerçek anlamda ölümün ne olduğunu anlayıp da ona göre yaşayan insan modeli azalıyor. Eskiden bu dindarlara atfedilen bir şey. Yani sadece böyle dindar insanlar ölüm... Hatta ben geçenlerde bir ilahiyat fakültesinde konuşurken, ölümden bahsederken ben hep bir espri yaparım işte. Hepimiz öleceğiz derim. Ondan sonra bak kimseye bir şey olmuyor. Görüyor musunuz işte öleceğini bilip de ölümü sallamayan tek canlı biziz dedim. Dedi ki burası ilahiyat. Dedim nasıl ya, ilahiyatçılar yani yırtıyor mu bu işten? Bir şekilde bir muaflık mı var? Yani sınava mı giriyorsun? Bir torpil durumu var kadın. Yani öyle bir algı var mesela. Bizim böyle bir zannımız var. Ölümle yüz yüze gelince anlaşılıyor bazı şeyler. Mesela hiç ölüm tehlikesini atlattın mı? Çok ciddi. Ölümden döndün mü hiç? Ya böyle, ya böyle bir kaza bir şey. Atlatmayı kastetmiyorum ama yani böyle çok mesela düşen uçağın içinde bulunmak yok, falan yok, gibi. Yok bir şey olmadı. Ya mesela çoğumuz bir şey öyle bir şey geçmiyor ama öyle bir şey geçiren insanları dinliyorsun. Allah korusun hiçbirimiz arkadaşlar inşallah öyle bir şey olmasın ama yaşam dönüştürücü bir tecrübe. Mesela TED'de falan en çok temalardan biri bu. Bunu bu arada çok fark ettiğim şeylerden bir tanesidir. Yani herkes şey diye geyini yaparım kendi eşime dostuma da yani. 35'inde birilerinin öldüğü ve içinden sadece senin canlı çıktığın bir trafik kazası herkese lazım diye. Hayatı evet. Tekrar anlama lan, neredeyiz, ne oluyoruz'u fark etmeyle alakalı. Düşen uçakta ateist kalmaz boş bir laf değil. Gerçekten. Ya, o böyle marjinal ölüm tehlikesi. Şimdi büyük endişeler de bunu yapıyor. Böyle büyük batışlar, büyük korkular da benzer bir şey yapıyor. Ölüm korkusu gibi bir şey yok. Ya. Ölümle burun buruna gelmek. Mesela bütün hayatının gözlerinin önünden geçmesi diye bir hikaye anlatıyorlar. Onunla ilgili rivayet muhtelif. Muhtemelen beyin o ölümcül anda kurtuluş çaresi bulmak için bütün database'i tarıyor falan filan diyenler de var. Ulan ne yapsak falan gibi. Ama ne olursa olsun... Ben onun metaforik bir hikaye olduğunu zannediyorum. Yo bayağı var. Hatta var yani o konuyla ilgili ciddi teoriler falan da var. Çünkü gözlemsel olarak çok çok fazla anekdotal kanıt çok. Yani insanların çok şey yaptığı şey. Gözümün önünden neler geçer diye anlatalım. Tabii. Şu şey, zamanın yavaşlamasıyla ilgili bir mesele o. Ha. Daha evvel konuştuk mu hatırlamıyorum. Yani zaman sonuçta kayıt çözünürlüğüyle ilgili bir şey olduğu için tehlike anında beyin yüksek kayıt moduna geçiyor.
her olayı ağır çekimde hatırladığın gibi zihninden geçen düşünceleri de daha detaylı kaydediyor. Görebilme fırsatın oluyor. Frame rate artıyor, yani kayıt hızı yükseliyor. İşte 250 kare kaydedersen onda bir hızla ağır çekim olur gibi. Bu mesela, bu deneyimi bir düşün. Bunu her gün yaşayabilsen. Her gün sabah falan öleceğim lan ben falan, böyle bir bilinçle uyandığında. Steve Jobs söyleyince havalı oluyor mesela. Diyor ki her gününüzü son gününüz gibi yaşayın. Üç kere kanserden dönüp dördüncüsünü ölünce bir bilinç geliştirmiş mesela. Pankreas kanseri de boru değil. Pankreas kanseriyle en uzun yaşayan adamlardan biri. Evet, evet. Ama o konuşmaları o adama yaptıran şey işte ölümle yüz yüze gelme. Ölümün nefesini hissetme dediğimiz şey. Çok zor. Mesela İslam peygamberinin bu konuda bir öğüdü var. Ölmeden önce ölünüz diye. Güzel. Ben küçüklüğümden beri görüyorum ama nasıl bir şey olduğunu yeni yeni kavramaya başlıyor gibi olmanın eşiğinde duruyor gibi hissetmenin başlangıç noktasında belki. Bu konuyla alakalı hiç kimsenin yani cesur bir lafı edebileceğini zannetmiyorum. Yok canım. Yani en yakın sen söyledin. Yani. Gerçekten yani, o kadar. Nerede öyle canım? Mümkün yani, değil. Yani, ama çok zor bir tecrübe. Değil yani öyle bir şey karşısında. Ve düşün yani ölüm gözünün önünde şöyle bir bilinç varsayalım. Yani böyle bir şey hayal edilmez ama. Ölüm orada buz gibi her an olabilir. Ve her anını ölebileceğin bilinciyle yaşıyorsun. Abi nasıl HD hayat olur biliyor musun? Bildiğin vallahi full screen böyle acayip. Renkler canlı, her tat süper, mindfulness dibinde, farkındalık zirvede. Acayip bir şey yaşarsın yani. Ama bizim sorunumuz ne? Özellikle çağın insanının o ölümü düşünmemek için her türlü uyuşturucuya giriyoruz. Her şey, iş, güç, çoluk, çocuk, işte kariyer, yaşlanma korkusu, vırt zırt. Güzellik. Evet, gerçekten bazen şey gibi oluyor yani hani burada ölümle alakalı bir şey söylendi. Duymuyorum ki falan yani öyle yani çocuklara ölüm söylemiyoruz ya. Evet. Ya böyle bir şey var mı? Çocuğun ön beyni gelişmesin diye bundan iyi sabotaj olmaz. Mesela bak ben çocuklarımı kurban kesimine götürdüm. Daha 4-5 yaşlarındaydılar. Çünkü et yemek dediğin şeyin nereden geldiğini bilmeleri gerekiyor. O hayvan kesiliyor sen o eti ye diye. O hayvan ölüyor ki sen yaşa diye. Ölüm, yaşam, besin, ağı bunları bir hayvanın ölüşünü göremeden anlayamazsın. Ya da çocukları dürüst olacaksın, vejeteryan yetiştireceksin. Hiç et yedirmeyeceksin yani. Diyeceksin ki bazıları hayvan öldürüyor ama biz öldürmüyoruz. Ama et diyorsan onu göreceksin ve onu fark edeceksin. Mesela benim iki kızımda olan etki şu. Oğlum zaten götürmeseydim de o etki zaten olacaktı. O yüzden ona örnek vermiyorum. Mesela tabaklarında et bırakmıyorlar hiç. Et yerken özellikle tabakta böyle et... Çünkü onun için bir hayvan öldü. O gıda bir tık daha kıymetli onlar için. Hmm. Benim olan zaten her şeyi yiyor. Almazsa tabağı da yiyor. O yüzden onda öyle bir sorun yok. Ama o bilinç birçok insana şey gibi geliyor. Bu çocuklar işte ruhu bozulur, şey olur, katil olur, depresyona girer, travma. 200 bin yıldır abi biz bu hayvanları kesip yiyor sonuçta. Yani onu çocuklara bir şekilde göstermek... Onları yaralamayacak iddiam, tam tersine yaşamla bağlantı kurmaları için kuvvetli bir ip verecek onların ellerine. Çünkü yaşamın bir şartıdır ölüm. Bu arada canlı organizmaların ortak özellikleri diye bir listemiz var. Ben giriş derslerinde, fizyolojide falan gösteriyorum onu. Yani giriş konumuzdur. Mesela işte üreme, beslenme, ortamına cevap verebilme, gelişme falan gibi özellikler var. 6-7 madde değişir bu kaynaklarda. Ölüm yoktur mesela listede. Niye? Çünkü ölünce canlı olmuyorsun zaten. Bu canlının ortak özellikleri. Ama birçok canlı ölmek zorunda. Yani bu dünyadaki yaşam parçası. Bu arada bakterilerde bilmem ne de ya da deniz canlılarda falan gibi canlılarda ölüm yok dedim ama yani onlar da ölebilitesi olan canlılar. Yani bir hasar görürse, biri onu yerse falan ölüyor. Yaşlanarak ölüm yok onlarda gibi gözüküyor. Başka bir forma dönüşüyorlar. Zira biraz daha uçuk bir şey söyleyeceğim. Dedim ya bu hamur çok su götürür. Bütün biyolojik aleme bir bütün olarak baktığında ölümle ilgili net gördüğüm bir şey var. Bir kesimi ilgilendiren bir icat gibi gözüküyor. Sorun demeyeceğim bir icat. Ve bütüne baktığında onlarda da olan şey ölüm bir son değil bir dönüşüm. Neyi bir dönüşüm biçimi. Bir organizma bireysel olarak ölümü o canlılığın devamına sebep olan araçlardan biri olduğu için o canlının devam koşullarından bir tanesi. Yani o ölecek yerine yenisi gelecek ki çağlar boyunca o canlılık devam edebilsin. Yani şöyle mi? Hadi acık zihnimde ortalayayım. Bu kadim bilgiyle de ilgileniyoruz. Üzerine de sohbet ettik ama. Yani biz bir kere çok fazla birey olmayacağız. Çünkü birey olmak, birey olarak dünyanın tümünü algıladığını, tüm hisleri hissettiğini zannetme hali bir yanılgıya sokuyor bizi. O zaman ölmemek istiyoruz çünkü. Aynen. Birey olmayacağız. Bir grup... bu grubun ne kadar büyüklüğünde buna emin değilim ama hani
dünyadaki en kabul gören sayılardan bir tanesi. 150 kişi olacağız diye kabul ederim. Dunbar sayısı kadar. Ha, yani 150 kişi bir arada olacağız. O 150 kişi için varlığımız anlamlı olacak. Ve o 150 kişinin varlığı da bizde anlamlı olacak. O grup için yaşıyor olacağız hani varlığımız. Ve bunun içerisindeki, bu dengenin içerisinde vakti ve zamanı geldiğinde bu gruba yaptığımız katkı gibi, katkıda sunar gibi de ölmeyi de biliyor olacağız. Bir olgunlukla bunu böyle tahayyül edeceğiz zihnimizde. Böyle olunca ölmek elbette yine de kişisel ilişkilerimiz içerisinde bir üzüntü, bir hüzün kaynağı olmakla beraber bu genel organizmanın, bu organizma artık 150 kişinin bir arada olduğu bir organizma, genel organizmanın daha güzelleşmesi, daha dinçleşmesi, varlığını daha güzel devam ettirebilmesi için bir neden olacak. Bu mudur? Gibidir. Ama yani, şu anda sen bunu söylerken şunu fark ettim. Biz bu bölümü, ölüm temalı bu bölümü 4 yıl boyunca çeksek de bu bölüm çok sığ olacak. Çünkü konu o kadar derinlere gidebilecek potansiyel olan bir şey ki herkesin bir anlam vermeye çalıştığı, herkesin üzerinde yazıp çizdiği, herkesin önünde, düşündükçe önünde çırılçıplak gördüğü en büyük sorunlardan bir tanesi. Yani işte gez, eğlen, bilmem ya bunları takma diyen adama bütün argümanlarını göçertecek söyleyebileceğin tek şey var. Ölüm, ölüm var. Ya ölüm var abi. Ya bunu dediğin zaman bütün argümanlar şey olur, darmadağın olur yani, anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o anlamı, senin bahsettiğin o son çerçeveyi de bir şeyi çiz de ölümle ilgili. Ne dersen de ama onun içinde samimi ol. Yani orada mutmain ol, kendini tatmin olmuş hisset. Mesela... Yo yani buradaki en büyük aksaklığı şeyde bulduğum için söyledim. Ne olur lafını unutma. Yo, birey olarak kendi yani... İlla böyle narsist özellikler falan göstermek zorunda değiliz ama biz birey olarak dünyayı anlıyorum ve dünyayla ilgili gücüm, bağım yüksek dediğim andan itibaren ölmek büyük bir eziyet artık. Ya benim zihnimde kocaman bir dünya var. Yani bir evrende bende var gerçekten ve yani bunun kaybını istemiyorum. Gerek kişisel zevklerim için istemiyorum, gerek dünyaya olan faydası için istemiyorum. Bu da aslında bir kişisel de yani bir şeyin içerisinde. Ama bunu buradan alıp da 150 kişinin parçası haline getirdiğinde, o grup için yaşadığını kabul ettiğinde, biçimlendirdiğinde, evet, o zaman evet, daha anlamlıymış gibi geliyor. Yani tabii ki. Oradaki çocukların daha hızlı yürüyebilmesi, daha güzel yaşayabilmesi, işte onlara daha büyük bir alan oluşturabilme falan. İşte ölüm olmasa, okur muyduk, yazar mıydık, sanat yapar mıydık, bir şey üretir miydik? Yani dediğin gibi, ben gideceğim, işte üremek için yapabilirsin falan. Belki niye üreyesin? Ya ölüm olmasa evet, niye üreyesin? Evet. Zaten kalabalık olacak ortak. Senin malına mülkün orada. Ölemiyorsun ki abi. Ya sürekli yiyeceksin yani neticede. Ya bir garip, zaten hayal edemediğimiz bir şey olurdu ama hiçbir şey üretmezdik. Şu anda mesela üretmenin temel nedenlerinden biri bu. Öbürü de bir başka insanın olması. Yani bir başka insan olmasa da bir şey üretmezdik. Ölüm de olmasa bir şey üretmezdik. Ya ölüm bizim zihnimizi tamamen ya en dıştan şekillendiren, sınırlandırıyor gibi gözükse de aslında açan, ona bir şeyler yapma imkanı veren bir fikir. Ve işte kişisel hayat abartılıyor derken söylediğim şey şu. Benim kendimce bir ölçüm var. Ya bu benim kendi içsel ölçüm. Bir başkasına dayatabileceğim bir şey değil. Mesela ben ölürsem de bu dünyaya yazık olur. Yani ne süperim ben. Oluştuğu zaman bir hastalık başlamış demektir. Yani böyle bir düşünce uyanırsa aklına ya da bu düşünce abi benim aklıma geldi. Bak yani ben bunu bütün insanlara duyurmalıyım. Ben duyurmadan ölürsem bak hani yazık olur insanlığa gibi hastalıklı bir yere girdiysen bir problem var demektir. Bence ölüm şuna da güzel bir turnuva sual soruyor ama benim için sadece. Ya şu anda yaşıyorum ya, bir şeyler konuşuyoruz, yapıyoruz ya. Ben gittikten sonra da devam edebilecek bir şey bu. Yani bu zaten şu anda var olan bir şey. Hani ömrüm olursa ben seslendireceğim. Ben seslendirince de ha bunu ancak şükredebilirim ya. Anlatabiliyor muyum? Ne güzel. Bana nasip oldu. Bana nasip böyle oldu derim falan derim. Ama benimle kayım işte tanrıcılık oynamak gibi bir şey ve tak diye bir boyun damarının tıkanmasına bakar yani. Anlatabiliyor muyum her şeyi? Ve tamamen perde kapanır o zaman. Bu gerçek değil çünkü. Sen öleceksin. Öleceğiz arkadaşlar. Yani bu kadar. Herkes ölecek. Bunu sen de. Kral Sami, Kral Sami de ölecek. Hepsi ölecek. Ve bunu masaya koyup da ona şöyle alıcı gözle bakmadan ne yaparsan yap bu hayat seni kesmeyecek. Karnı doyunca arıza çıkaran tek canlının en büyük derdi ölümdür. Bütün arıza çıkarmasının sebebi odur. Onunla halleşmeden bu iş olmaz. Ölümü öldüremezsin. Ömrü ne kadar uzatırsan ucunda ölüm vardır. İstersen 500 sene yaşa gene ömür kısadır. Çünkü yani kozmosun içerisinde 500 sene hiçbir şeydir. İnsan aklının ihata edebildiği, alabildiği mekan, zaman ölçekleri içerisinde evrenin yaşı bile hiçbir şeydir.
Yani bir de bunu söyleyeyim. İnsan aklı çünkü sonsuzu ihata edebilecek kadar büyük. Dolayısıyla onu halletmeden bu hayatın adam olması mümkün değil. Bütün inançlar, bütün anlatılar neyi söylüyor bize? Ölüm son değil, bu hayat tek değil. Bunun bir anlamı var. Büyüsel inançlar döneminde bir şeylerle insanları tatmin etmişiz. Şimdi akıl çağı, bilim çağı bilmem ne. Burada insanlar başka bir açıklama arıyor. Ama emin olun insanın derdi tek. Yani tek. Burada ölüm. Dönüşüm derken sadece inançların getirdiği bir dönüşüm, yani başka bir dünya olduğuna dair dönüşümün dışında da aslında dönüşüm kabul ediyoruz. Ben sadece bu dünyaya bakarak söylüyorum. Ha, yani bu dünyaya bak. Evet. Hayat zaten bir akış. Bireyler onun taşıyıcıları. Hep verdiğim evrim örnek var. Evrim dönüşüyor yani kendi tabii, içinde tabii. Aslında. Bak, evet. Verdiğim örnek hep belki daha önce konuşmamızda da vermişimdir ama tekrarında fayda var. Suda ilerleyen dalga çok güzel bir örnektir. Dalga bir yöne doğru gider ama suyun üstünde duran bir bardak yukarı aşağı hareket eder dalga geçerken. Çünkü dalga bir enerjidir. Suyu araç olarak kullanır. Su sadece yükselip alçalarak dalgayı bir sonraki su grubuna aktarır, su molekülü grubuna. Dalga enerjisi yoluna devam eder. O ise yerinde sadece titreşmektedir. Dolayısıyla ortam ve enerji arasındaki ilişki gibi, canlılık enerji gibi. Şu maddi ortamı kullanıyor. Buradan geçiyor. Ve bunun doğal bir sonucu olarak da ister bir dini kaynaktan beslen ister düşünceyle ulaş. Çünkü Descartes buna saf akılla ulaşanlardan biridir. Bu bilinç bedenden sonra devam etmek zorundadır. Çünkü o bilinç hali maddi yapıdan doğrudan neşet edebilme yolunu bilmediğimiz bir şeydir. Eğer maddi yapıyla direkt ilişkisini göremiyorsak bunun maddeyi harekete geçiren, ona şekil veren bir şey olduğunu kabul etmek daha makul gelir. Ve dolayısıyla bu madde geçtikten sonra bu bilinç devam eder. Sonucuna doğal olarak varırsın. Ama yarın bir gün maddenin yan bir özelliği diye bilinci tarif edersen bu sıkıntı da kalkar. Öldük bir film kopacak dersin, o da geçer gider. Ama şu anda daha makuldür bilincin devam etmesi. Çünkü bilinç maddeden üretebildiğimiz bir şey değil. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Ya illa böyle tanrısal manrısal bir şey olmasına gerek yok. Belki bizim adına madde dediğimiz boyutun üstünde başka bir boyutsal etkileşimdir. Ve bu boyutla ilişkin kesildiğinde başka bir şeyle devam ediyor olabilir. Birçok ezoterik öğretide zaten bunun üzerine olur. İşte ölüm böyle tuhaf şeylerle uğraşmana sebep oluyor. Eğer yeterince dalarsan. Çok düşünme kafayı yersin dedikleri kısım da doğru. Eğitimsiz, araçsız ve fenersiz olarak o ormanda bacağını kırarsın. O yüzden ya bilgi, ya görgü, ya deneyim, ya kadim bilgi, deneyim o bir şey cebinde olacak. Tek başına halledebileceğimiz mesele değil. Şöyle desem belki işini kolaylaştırır. Bilerek değil de anlayarak, olgunlaşarak ulaşılabilecek bir şey gibi. Teknik ağzın olarak bal yesin. Evet. Ha, bilmek yanlış oldu. Evet. Yaşayarak olacak bir şey bu. Evet. Yani ölümü yaşamak lazım. Ölerek değil. Yani, ne kadar zormuş da anlatmış. Yani sisteme bakarak, ölüm nasıl bir işlev görüyor, anlayarak, onu kucaklayarak, embrace, İngilizce diyorlar ya yani. Onu bir alacaksın böyle, bir hazmedeceksin. Ondan bir de sonra mecburi bir kucaklayış bu. Yani bir kaçarı yok. Buradaki kaçmayla ilgili yaptığımız faaliyetlerin tümü çok karizmasız yani. Hani kendimizi gerdirelim falan ya da işte uzun yaşamayı için. Bu arada güzel yaşamayla alakalı çabaların tümü çok anlamlı. Hani kaliteli tabii yaşamayla tabii alakalı. Ki. Ama böyle daha uzun yaşayayımla alakalı çaba şey görünüyor. Aciz bir çabaymış gibi, karizmasız bir davranış gibi de gözüküyor gerçekten. Mecbur kucaklayacağız. Yani vallahi seve seve. Gelmeden hemhal olmak iyidir gibi geliyor. Ben bu arada yapmış gibi söylemeyeyim. Üzerinde hala çalışıyorum. Yani şu anda ciddi bir ölümle burun buruna gelme durumunda ne yapacağımı bilmiyorum. Yani daha henüz o konuda çok ciddi tez. Bir iki tane ufak böyle yakın deneyim olduğu gibi oldu ama çok o kadar ciddi değil benim derdik. Bugün burada konuşuyorum yani. Adrenalin sempatim var. Hani bu konu belki bu beni birazcık daha... Abi hiç adrenalinle ilgisi yok. Hiç yani, o yani... Biraz daha diri tutabilir beni falan yani. Yani bilmiyorum. Bir tık böyle bir orada büyük konuşmamakta fayda var. Yok yani, hiçbir konu hiç öyle artistlik yok yani. Sonra. Ama yani bence güzel bir şey. Her halükarda paçadan akacak belli yani. Evet işte düşen uçakta ateist kalmaz abi. Bütün olay onlar ibaret. Diyorsun. Süremiz ya. Bitti mi, ne oldu? Süreyi çoktan geçtik gibi geliyor. Vallahi mı? Kaç dakikadır konuşuyoruz? 3 gün oldu hocam. Ne diyorsun?